Benim videoma hoş geldiniz. Ben birkaç gündür video çekmedim. Stoklu videom vardı zaten. Onları paylaştım sizinle. Şimdi de kahvaltımızı yaptık. Bu arada annem gitti. Onun gittiği gün kayınvalidemler geldiler. Yani ben hiç tam böyle üzülüyor gibi olmuşken geri sevindim. Böyle olması iyi oldu bizim için de. Aras'cığım babaannesi dedesiyle vakit geçiriyor. Beraber vakit geçiriyoruz bol bol ailecek. Ama ben onlar gelmeden önceki gün erzak kaplarım geldi. Onların hepsini düzenledim. Düzenleyince de size video çekecektim. Bir türlü videoyu çekmek nasip olmadı. Dedim ki hazır hadi işim yokken, boşken videoyu çekeyim. Erzak kapları aldım Trendyol'dan. Çok güzel çıktılar. Hazırsanız hızlıca erzaklarımın düzenini göstereceğim bugün size. Bugünkü videomuzda sadece erzak dolaplarıyla alakalı olacak. Aynı zamanda çekmece içine de çekmecenin işte kaşıkları düzenlemek için aparatlar aldım. Onları güzelce düzelteceğim. Haydi bakalım. Şimdi size hepsini göstereyim sırada. Şimdi zaten bu dolabı biliyorsunuz. Böyle bir dolabımız var. Ve düzenimiz budur. Yani inanılmaz içime sinen bir dolap düzeni oldu. Bu kapları zaten hep görüyordum. İlk olarak şeyde gördüm. Tuğba Caner'de görmüştüm. Ve favorilerimi o günden beri ekledim. O zamandan beri de bekliyordum almayı. Sağ olsun bunları bana annem aldı. Dedi ki yeni evinde hediye bir şey almak istiyorum. Ben de dedim ki yani kullandıkça seni anarım. O yüzden erzak kabı aldım. Sağ olsun bunları annemin hediyesi yani. Alt kısımda şöyle iki tane bıraktım bunlardan da. Birinde şeker birinde un var ama bunlar beyaz kap. Annem de bunların grilerinden varmış. Böyle saplı değil ama kapaklı olanlarından. Annem dedi ki sen bunları bana getir. Ben dedi grileri sana vereyim. Böyle tam takım olsun dedi. Yağları da o zaman buraya koymam zaten. Hepsi tam takım güzel dursunlar diye. Yani alt kısma da şeker ve un koyacağım ama onu şu an değil. Muhtemelen Eylül ayında gideceğiz Kütahya'ya. O gittiğimizde tekrardan annemle değiş tokuş yaparız. Bunların içine bütün erzaklarımı koydum. Şimdi bu setler 18'li set normalde. Yani normalde 6 tane şöyle büyük boy, 6 tane şöyle orta boy, 6 tane de küçük boy. Yani toplam 18 adet saklama kabı çıkıyor. Ama ben 2 takım aldım ki işte kalan bir şey olur, yetmeyen olur. En azından hepsi bir yerde dursun diye. Şimdi alttan başlayalım. Şöyle cornflakes koydum. Önüne makarna, arkada fasulye. Arkada yine nohut, önünde bir mercimek. Biz buna kırık buğday da diyebilirsiniz. Göce diyorlar annemler, göce var. Arkada nişasta, pudra şekeri, yine makarnalar. Burada yine tel şehriye var. Mesela bunda azalan bir şeyi çok net görebiliyorsunuz. O yüzden ilave hemen paket alıp üzerine dökebilirim. O yönden çok iyi oldu. Burada çorbalık şeyim var, hamurum var. Yine makarna. Bir üst tarafa da şu şekilde şeker, çay, mercimek. Burada basmati pirincim var. Bulgur, normal baldo pirinç, barbunya, nane. Arka tarafta buğday, pirincin kalan şeyini koydum mesela oraya da. Kalanını da oraya boşaltabilirim. Yani boş kap oldu diye sıkıntı yok. Mesela bir tane boş kabım var arkada. Artan bir şey olursa onu koyarım. Mısır var. Arpa şehriye ve tuz. Bir üst kısma yani bunları normalde benim amacım böyle koymak değildi. Bir tane daha buraya sığar demiştim ama sığmadığı için üst kısmı da doldurdum. Zaten üst kısmında da çok yerim var. Sıkıntı değil. İnce bulgur, makarna, irmik, kış çayı, tomurcuk çay. Şunda un var. Yemeklere falan koymak için. Buralarda bu şekilde düzenlendi. Çok güzel oldu bu düzen. Bunlarla da güzel uyum sağladı. Şöyle size göstermiş olayım. Yani buranın düzeni bu şekilde oldu. Bu setleri Trendyol'dan aldım. Eğer isterseniz yorumlara yazın. Oradan linkini veririm. Burada da bir sepet daha vardı aslında bu renk ama yan yana iki sepet sığmıyor. Bunun içine de böyle stoklu kahvedir, makarnadır. Paketi açılmamış olan şeyleri koydum. Burada böyle açılmamış salçalar var. Üst tarafta da tatlı ve mercimek, işte fasulye, yulaf, çay. Böyle hiç açılmamış paketleri yine üste koydum. Açıl paketleri de buraya koydum. Buranın düzeni bu şekilde oldu.
Bir de kahve köşesinden bahsedeyim. Biliyorsunuz ki kahve köşemizde şöyle 3 kavanozumu kullanıyordum. Bütün kavanozları elden çıkarttım bunlar şey olduğundan sonra, yeni aldıklarımdan sonra. Buna çay, buna poşet çay, buna da kahve koyuyorum. Türk kahvesi. Eşimin filtre kahveleri içinde ayrı bir düzen oluşturdum. Onları da buraya, kahve dünyasından böyle stikerlerden aldık. Vanilyalı, karamelli ve sade filtre kahveleri de böyle bunlara koydum. Bunun diğer 3 tanesini de anneme verdim. Çünkü bana yeterli yani bunlar. Daha fazlası gerekli değil. Bu yüzden bunları da bunları koydum. Bu şekilde çok güzel bir düzen oldu. Hani bakliyatla alakalı artık yapılacak hiçbir iş kalmadı. Gelelim çekmece için düzenine. Çekmece için düzenleyiciler aldım. Normalde daha güzelleri var biliyorum. Bu boyuta göre de alabilirdim. Ama başka eve de uyarlayabilmek istiyorum. Bu yüzden böyle açılıp kapananlardan aldım. Buradan şöyle ittirince kapanıyor ve açılıyor. Çok kullanışlı gerçekten. 2 tane aldım ben. Bir tanesinin içine böyle çatal, kaşık, bıçak ve metal olan bütün şeylerimi koydum. Arka kısma süzgeçleri, rendemi, işte bu ölçme şeylerini. Buralar kusura bakmayın yani pis değil aslında ama sürekli şuradan dökülüyor. Buraya bir şey takmamışlar. Bakalım süpürgeyle çektireceğim onları. Buraya da böyle servis araç gereçlerini koydum. Burada aslında bir çekmecemiz daha var ama şuradaki tahtası yok. Hani onu tekrardan bakalım söyleriz, olmadı getirirler. Şuraya nihaleleri koydum. Düzelteyim. Tamamdır. Bu kısma nihaleleri, bıçakları falan koydum. Burada bıçaklarımızın tamamı var. Arka tarafa yine servis araç gerecilerinden şöyle şey. Onun bıçağı da vardı. Nerede onun bıçağı? Düşmüş herhalde arkaya. Her neyse önemli değil. Burada bıçaklarım, böyle tahta ahşap şeyler var. Kaşıklar falan var. Bıçaklar yine. Burada da bıçak. Cam pipetler, ceviz kıracağı, soyacak ve burada da plastik şeyler, tahtalar da burada. Böyle 2 tane olması çok iyi oldu. Kullanışlı oldu. Gördüğünüz gibi. Oh mis. Yani buranın da düzeni tamam. Alt tarafı çok göstermeyeyim. Buralar dağınık. Ha, bakın buraya düşmüş bıçakla şey. Pipetler de oradaydı normalde. Çekmeceden yanlışlıkla ittirince muhtemelen öyle oldu. Şuraya koyalım sizi de o zaman. Demek ki siz düşeceksiniz. Şöyle iyi. İşte benim çekmece içi düzenim ve bakliyat düzenim bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bunları yeni bir düzen yapacağım. Bu siyah çok güzel, kullanışlı da bir şey ama henüz daha buraları yapamadım maalesef. İşte anlayacağınız benim şu anki düzenim bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yine çekeceğim ara ara bugün video. Bu videonun sonuna doğru eklerim. Kayınvalidemlerin yanına gideyim şimdi. Şöyle güzel ailecek biraz daha vakit geçirelim. Haydi bakalım, tekrardan görüşürüz. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Fade away. As you fade away.
Dişi varken, malı varken, canı varken. Biz eve geldik. Saatlerimiz şu an 11.30. Saat kaçta uyudu Aras? 10'da mı uyudu bugün? Herhalde 10'da uyudu. Aldıklarımızı göstereyim diye açtım hemen. Şöyle soslu mısır, ay soslu fıstık aldık. Eşim de çok seviyor, ben de çok seviyorum soslu fıstık. Yaşar Bey diye bir yer var burada. Geçenlerde işte annemle gittiğimizde Antep fıstığından almıştık, çekirdek almıştık. Kilosu 700 liraydı sanırım. Ben yarım kilo aldım. Bunun da kilosu 150 liraydı. Bu da 250 gram kadar falan sanırım. Bir de orada şöyle dibek kahvesi vardı. Denedik orada, tadı hoşumuza gitti. Alalım dedik. Çok güzel. Kakuleli falan böyle güzel bir şey. 25 tane de çeşidi varmış bunun aynı zamanda. Gerçekten hoşuma gitti. Beğendim. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Bilmiyorum internette falan satışı var mı ama. Made in Mardin diyor bakın. Böyle bir kahve. Bir de eşimin gri çorap ihtiyacı vardı. O tarafta çarşıda bulunca şöyle mısırlığın çoraplarını aldık. Bunlar da fiyatı 35 liraydı tanesi. Normalde 40'tı da 35'e geldi herhalde tanesi. Öyle aldık bunları da. Artık veda zamanı. Evet, bugün böyle bir gündü. Biz işte ben bu şeyleri falan, erzakları falan çektim. Ondan sonra kayınvalidemlere şöyle bir turlayalım diye çıktık. Aras durmuyor çünkü. Önce Forum Diyarbakır'a gittik. Orada biraz gezindik. Decathlon'a gittik. İşte Sivak 2'ye girdik. Daha gezdik yani. Aras için balon falan istedi. Ona balon aldık. Ondan sonra bayağı bir huysuzlandı. Aras bu sıralar inanılmaz farklı bir çocuğa dönüştü. Çok huysuz ve birazcık da sert davranıyor, kötü davranıyor, kötü konuşuyor. Hiç hoşuma gitmiyor bu davranışları ve çözmeye çalışıyorum. Ama bakalım düzelteceğiz inşallah. Daha önce de böyle sıkıntılar yaşamıştık. Hallederiz, sıkıntı yok. Böyle öyle olunca da çok fazla duramadık orada. Çıktık. İşte Sur'a gittik yine. Orada biraz gezindik. Sonra da yemek yedik. Bugün ciğerci abe. Neydi ya? Öyle bir yere gittik. Şuraya yazarım. Bir ciğerciye gittik. Çok güzeldi gerçekten. Mezeler çok iyiydi. Adana yedim ben. Adana çok güzeldi. Eşim ciğer yedi. Ola ciğeri de çok beğendi. Orası da güzeldi yani. Sonra da yemeğimizi yedikten sonra eve geldik. Aras'ı uyuttum. Aras şu anda artık bizim odamızda uyuyor. Klima bizim odayı güzel serinletiyor. Bu yüzden geceleri bizimle yatıyor. Böyle işte. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.